Siz burada kalın lütfen. Doktor bey, ne olur annemi iyileştirin lütfen. Merak etmeyin. Onu hemen ameliyata almamız gerekiyor. Ancak o zaman kurtarabiliriz. Hastanede bulunmayan bazı ilaçlar gerekiyor. Siz en kısa zamanda onları alın lütfen. Çok acil. Ronnie, sen hemen gidip ilaçları al. Vakit kaybetmeden dön ama, tamam mı? Hadi çabuk. Merak etmeyin, o benim de annem gibi. Ona bir şey olmasına izin vermem. Ben ilaçları alayım. Eğer başka bir şey gerekirse lütfen bize haber verin, olur mu? Yani bir uzman falan gerekiyorsa hemen çağırın. Bana sormayın bile. Sadece onu kurtarın yeter. Neye ihtiyacınız varsa sağlarız. Biz elimizden geleni yapacağız. Ameliyat bitene kadar beklemeniz gerek. Umarım hemen iyileşir. Annene bir şey olmayacak. Lütfen. Craig'e. Lütfen. Lütfen ağlama. Bunun faydası olmaz. Şu ana kadar çok cesurdun. Şimdi cesaretini kaybedersen... Senin... neler yaşadığını biliyorum. Ve... kimse şu anki duygularını anlayamaz. Ben çok korkuyordum ve gergindim ama sen... Lütfen ağlama. Benim inancım zayıf olabilir ama Tanrı'nın iyilere bir şey yapmayacağını biliyorum ben. Belki bana inanmıyorsun ama... annene bir şey olmayacak. Annene bir şey olmayacağından adım gibi eminim. Lütfen bana inan. Benim başıma geliyor. Önce Bülbül, şimdi de annem. Neden herkes beni bırakıp gidiyor? Neden beni bırakıyorlar? Affedersin. Özür dilerim. Bekle büyük anne, Sarla teyzeyi böyle bulamayız. Resepsiyona soralım. Aa, evet. Gel. Evet. Affedersiniz. Sarla Aurora isimli bir hasta getirilmiş. Kaza geçirmiş. Bir dakika bakayım.
Abi büyük anne yukarı gelmesin demişti. Sara teyzeyi görürse çok endişelenebilir. Ve sağlığı bir anda kötüye gidebilir. Ne yapsam acaba? Yukarıda solda. Gidelim. Peki. Büyük anne. Aa, Ronnie, seni görmemiz iyi oldu. Beni Sarla'ya götür hemen. Kendisi şu anda ameliyatta ve oturacak hiç yer yok. Şimdilik burada oturun siz. Ameliyat bitince yukarı çıkabilirsiniz. Beni engelliyor musun? Oturacak yer yok diye Sarla'nın yanına gitmeyeyim yani. Burada oturup bekleyemem ben. Madem burada oturacaktım, o zaman evde otursaydım, öyle değil mi? Heh. Saçmalama, çekil hadi. Ama büyük anne ben... Tek kelime bile duymak istemiyorum. Çekil çekil hadi. Kadın kaza yapıyor, benim burada oturmamı bekliyorlar. Ay. Ne oldu büyük anne? Ay, bırak. Büyük anne, bırak. Büyük anne gel. Bırak. Gel. Tamam. Bırak Ronnie, bırak ben... Otur, otur şöyle. Ay, hayır. Sana su getireyim ben. Hayır, durdurma beni, durdurma. Benim gitmem lazım. Ay... Ay. Daha iyi misin? Yukarıdaki durumu bilmiyorsunuz. Fragia ve abi perişan durumdalar. Kendilerine zor hakim oluyorlar. Biliyorsunuz abi Sarla teyzeyi annesi gibi görüyor. Siz büyük annesisiniz. Onun için ne kadar değerli olduğunuzu bilemezsiniz. Sarla teyzenin halinden sonra sizi ağlarken görürse perişan olur efendim. Siz büyüksünüz. Doğrusunu daha iyi bilirsiniz. Sen büyük anneyle ilgilen. Ben gidip ilaç alacağım. Yakınımda yürüme, uzak dur. Bir şey söylemem gerek, bekle. Sarla teyzenin her şeyi abiye anlatmadığını nereden biliyorsun? Bunu hemen açıkla bana. Çünkü abiyi aradım ben. Çok normal konuştu. Eğer... Bir şey biliyor olsaydı benimle normal konuşmazdı. Ben yanlarına gidiyorum. Seni görmelerine izin verme. Yoksa neden burada olduğundan şüphelenirler. Bragya, annene olanları duydum. Başına gelenler korkunç. Tanrım, neden iyi insanların başına bunlar geliyor acaba? Önce kardeşim Bülbül, şimdi de annen. Herhalde biri ailenize nazar değdirdi. Ama önemli değil. Biz yanınızdayız. Her şey düzelir. Kes şu oyunu! Baksana abi, sen onu aramaya gitmiştin. Olay nasıl oldu? Biz onu arıyorduk. Bütün gece aradık ama bulamadık. Döndüğümüzde bize telefon etti. Söylediği yere gittik ama orada değildi. Tekrar aramaya başladık ve bulup yanına gittiğimizde ulaşamadan bir kaza geçirdi. Yeter artık, lütfen ağlama. Annene bir şey olmayacak. Onun iyileşeceğinden eminim ben. Ameliyatı tamamladık ve tehlikeyi atlattı. Ama durumunun ne kadar iyi olduğundan henüz emin değiliz. Kendine gelmedi. Bilinci açılana kadar tamamen iyileşip iyileşmediğini söyleyemeyiz. Bu çok zor. Lütfen bekleyin ve hasta ayılana kadar onunla ilgilenmeniz gerekecek. Biz bazı testler yapacağız. Tamamen iyileşip iyileşmeyeceğini ancak o zaman söyleyebiliriz. Doktor Bey, onu en kısa zamanda eve götürmek istiyoruz. Kaçırılmıştı ve hayatı tehlikede. Evde olursa güvende olur ve ona iyi bakabiliriz. Ama bazı tıbbi cihazlar da almanız gerekiyor. Bir hemşire de tutmalısınız ki bu çok pahalı olabilir. Siz parayı merak etmeyin. Doktor Bey, annemi görebilir miyim lütfen? Şu anda hala kendinde değil. Kendine geldiği zaman onu görebilirsiniz. İçeri girmeyeceğim. Sadece bir kez olsun uzaktan görmek istiyorum. Bakın ama lütfen anlamaya çalışın. İzninizle. Lütfen doktor, bir kere göreyim annemi, ne olur. Ne yapıyorsun? Ama annemi görmek istiyorum. Hakim ol, onu eve götüreceğiz.
Hemen abiyle konuşmam gerekiyor. Ama nerede bu? Ortada yok. Doktor. Ona sorsam mı? Ama onunla konuşmak belayı davet etmek demek. Ona bir şey sorarsam soru sormaya başlar. Bayan Tanu. Bayan Tanu, bekler misiniz? Öyle bir kaçıyorsun ki sanki sen hırsızsın, ben de polis. Nasıl şey bu, anlamadım. Benimle mi konuşuyordun? Çok garip. Arkandan bağırdım ama hiç duymamış gibi davranıyorsun. Bana akıllılık taslamaya çalışıyorsun sanırım. Evet, ama sen benden kaçıyorsun nedense. Şimdi istediğini yap. Abiyle evlendiğim zaman hizmetçi gibi çalıştıracağım ben seni. Hizmetçi mi? Ne kadar da komiksin sen Tanu. Hizmetçiyim evet, ama Pragyan'ım. Evin hanımı sen olsan bile bana hiçbir iş yaptıramazsın. Eğer çalıştıracaksan nazik olman gerekiyor. Ama maalesef nezaket senin kanında yok. Kes şu saçmalığı artık. Abi nerede onu söyle bana. Çünkü eğer kızarsam sen de bu hastane odalarından birinde yatarsın, anladın mı? Bu hastanede mi? Hemşire! Gel. Hemşire, boş bir odanız var mı? Çünkü bir hasta yatmak istiyor da. Evet, hasta kim? Benim. Siz iyi görünüyorsunuz. Siz öyle düşünüyorsunuz ama bu bayan hastaneye yatmam gerektiğini söylüyor. Bayanın gözleri bozuk o zaman. Göz doktoruna görünmek ister misiniz hanımefendi? Kes sesini ve kaybol. Hemşire, aslında göz doktoruyla birlikte psikiyatrına da randevu gerekecek. Doğruyu öğrenen herkes böyle davranır. Sen beni aşağılamanın bedelini ödeyeceksin. Sanmıyorum. Ucuz işler yapmaktan hoşlanmam zaten. Bay Abi'ye gelince nerede olduğunu bilmiyorum. Bilseydim bile sana söylemezdim. Şimdi yapacak çok işim var benim. Senin gibi duramam. Görüşürüz. Basit bir hizmetçi. Pragya için çalıştığından benimle istediği gibi kaba konuşabiliyor. Ahmak. Abinin yanına gitmeliyim ama nerede o? Raj, bensiz yaşayamayacağını biliyordum. Beni çok özledin ve beni görmeye geldin. Öyle değil mi? Ha, söylesene Raj. Artık yeni hayatımız çok daha güzel olur. Ne yeni hayatı? Hayatımı mahvetmişken hangi hayattan bahsediyorsun? Bir daha aynı hatayı yapma. Buraya seni görmeye değil, önemli evrakları almaya geldim. Kaç kere söyledim? Bir daha bana dokunma ve yanıma yaklaşma artık. Raj, yeter artık. Beni daha ne kadar cezalandıracaksın ki? Hatamı çoktan kabul ettim ben. Bağır, döv. Ama lütfen uzaklaşma. Beni daha ne kadar cezalandıracaksın? Hayat boyu. Son nefesime kadar senden nefret edeceğim. Ne sanıyorsun sen, söylesene. Senin hatan yüzünden hayatım mahvoldu benim. Benim gibi masum bir adamın hayatını mahvettin. Sen kendini affettirebilirsin ama ben seni affetmiyorum. Asla affetmeyeceğim ve seni her gördüğümde sana lanet edeceğim. Bu yüzden sana son defa benimle konuşmamanı ve yanıma yaklaşmamanı söylüyorum. Yoksa öfkeyle öyle bir şey yaparım ki hayat boyu pişman olursun. Anladın mı? Raj? Raj? Bunu neden yaptın? Tanu ile evlenmeme izin vermişken neden Pragya'nın elini benimkine koydun? Ne kadar zor olsa da unutmaya çalışıyordum. Ama şimdi...
Annemi kendi annesi gibi görüyor. Bu yüzden onu bu halde görünce çok üzüldü işte. Istırabını anlayabiliyorum. Ama acısını dindirmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne kadar ayrı kalacağımızı veya ne zaman birlikte olacağımızı hiç bilmiyorum. Kendime hakim olmam gerekiyor. Yoksa aceleyle yanlış bir karar verebilir. O bu durumla başa çıkmaya çalışırken ben onun kafasını daha fazla karıştırmamalıyım. Abi senin ne düşündüğünü çok iyi biliyorum ve bence bu kadar endişelenmene gerek yok. Ne düşündüğümü biliyor musun? Söyle o zaman. Aklından ne geçiyor? Ona sarılmamı mı düşünüyordu acaba? Ne oldu? Buna verecek cevabın yok mu? Bu hiç doğru değil. Cevabım var tabii. Bak, insan bazen kendini yalnız hissedebilir. Güçsüz hisseder. Böyle bir şey olduğunda da karşısındaki ona destek olmak ister. Aynı şey Alya ile sana da o... Benim düşündüğüm şey o değildi. Acaba Tanu ile evliliğini mi düşünüyordu? Annemin durumu yüzünden düğünlerini de ertelemek zorunda kaldılar. Bilmiyor musun? Tahmin yürütebilirim. Tanu ile evliliğini düşünüyorsundur herhalde. İki tahminin de yanlış. Belki... Sen fark etmedin ama Salih anne bayılmadan önce elini benim elimin üstüne koymuştu. Bu ne anlama geliyor? Sonuçta senin bana ne yaptığını biliyor. Artık birlikte olmadığımızı da çok iyi biliyor. Ne söylemeye çalışıyordu? Belki Salih anne benim bilmediğim bir şey biliyordu. Belki de hepiniz benden bir şey saklıyorsunuz. Sebebi her neyse uyandığı anda ondan cevabını alacağım. Tanrı'ya şükürler olsun. Sarlam tehlikeyi atlattı. Evet, tehlikeyi atlattı. Ama ne zaman kendine gelecek? Çok kötü bir kaza geçirdi. Ben onu öyle kanlar içinde görünce... O an çok korktum. Zavallı Fragi abla da gördü onu. Kaza tam onun önünde yaşanmış. Büyük bir şok geçirdi. Ama gücünü yitirmesine izin vermemeliyiz. Olmaz. Bu çok zor olacak. Abi Sarla teyzeyi evine götürecek. Bu Sarla teyze için iyi olacak. Ama Fragya onu gördükçe duygusallaşacak. Onu ben hallederim. Ama bu kazayı nasıl yaptığını öğrenmemiz gerek. Bunu daha sonra da düşünebiliriz. Umarım annem yakında kendine gelir de bunu yapanı kalkıp bize kendi söyler. O kendine geldiği zaman kalkıp her şeyi bize anlatacaktır. Doktor sizi çağırıyor. Tamam, geliyorum. Hemen dönerim. Ağlama kızım. Topla kendini. Annem. Büyük anne, biri sizi görebilir. Gel gel gel. Gel otur. Otur kızım.
Annemi gördün mü büyük anne? Hayır kızım. Ağlama. Bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Tehlikede değil. Tehlikeyi atlattı o. Bu iyi haber. Cesur olmalısın kızım. Daha önce ne kadar cesurdun. Şimdi de cesaretini kaybetmemelisin. Nasıl kaybetmeyeyim büyük anne? Bunlar şart mıydı söyle? Önce Bülbül, şimdi de annem. Annem de ölürse eğer ben ne yaparım hiç bilmiyorum büyük anne. Böyle büyük bir bedeli ben nasıl öderim söylesene. Bir kişiyi kazanmak için birini daha kaybedemem. Bu olmaz. Hayır kızım, hayır. Sen kimseyi kaybetmeyeceksin. Baksana annene. Ölümün pençesinden kurtulup sana döndü. Ama sen pes ediyorsun. Olmaz. Benim kızım asla pes etmez. Büyük anne. Abi seninle bir konuda konuşmak istiyorum. Bunu söylemek istemezdim ama başka bir seçeneğim kalmadı. Ne oldu Tanım? Abi, beni babam aradı. Annemin durumu iyi değilmiş ve babam ona tek başına bakamıyormuş. Bu yüzden beni aramış. Annemin bana kızgın olduğunu biliyorum ama ben onun kızıyım. Bana ihtiyacı var ve onun yanında olmalıyım. Ama tabii Sarla teyzenin de durumu iyi değil ve onun durumu da kritik. Açıkçası ben annemin yanına gitmek istiyorum ama seni de burada bırakmak istemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Aklım iyice karıştı artık. Aklın neden karıştı ki? Çok basit. Annenin yanında olman gerek. Sarla teyze ne olacak? Onun yanında bir dolu insan var Tanu. Senin annenin yanında hiç kimse yok ve unutma. İnsanın annesinden daha önemli kimse olamaz. Yani endişelenmeyi bırak ve annenin yanına git. Teşekkürler abi. Çok teşekkür ederim. Beni gerçekten anlayan tek kişi sensin. Hemen dönmek için elimden geleni yapacağım. Sen aklını mı kaçırdın? Beni burada bırakıp gitmeyi nasıl düşünebilirsin? Başka ne yapabilirim? Burada kalıp Sarla teyzeye bakmamı mı istiyorsun? Yoksa bilincinin yerine gelmesini ve isimlerimizi söylemesini mi istiyorsun? Abi bizi evden dışarı kovacak ve en kötüsünün olmasını bekleyerek hayatımın bu gerginlikle geçmek istemiyorum. Bütün bu sorunlar senin yüzünden başıma geldi Niki. Yani bunu çözsen iyi edersin. Tanu, sen neler söylüyorsun? Sana kaç kez Sarla teyzeyi öldürmeni söyledim. Ama sen kendini çok akıllı zannettiğin için bu işi uzattın. Ve sonucu bu oldu işte. Şimdi bir şeyler yapma sırası sende. Kendini kanıtla ve Sarla teyzenin birinci yerine gelmeden onu öldür. Onu nasıl öldürebilirim? Sen aklını mı kaçırdın? Abinin ne dediğini duymadın mı yoksa? Onu korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Güvenliği için onu evine alacakmış. Onu nasıl öldürmemi bekliyorsun? Bunu çözmek senin işin. Benim sorunum değil. Bir şeyi aklından çıkarma. Onu öldürmeyi başaramazsan beni sonsuza kadar unutabilirsin. Abi gerçeği öğrenirse bunun sonuçlarının ne olacağının farkında mısın sen? Beni iyi dinle. Teyze yaşadığı sürece beni sakın arama. Onu nasıl istiyorsan öyle öldür. Lütfen bu ilaçları alın ve yazıldığı şekilde ona verin. Tamam. Abla ben onları alırım. Ver bana. Sarla. 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 Ona ne oldu böyle? Neden böyle yatıyor? Sarla.
Neden yüzünde oksijen maskesi var? Ve şu elindeki nedir? Ne oluyor? Ona ne oldu ha? Neden böyle yatıyor? Sarla! Bu mümkün değil. Onu uyandırın. Bunu bana yapamaz. Biz çok uzun süredir birlikte yaşıyoruz. O beni yalnız bırakamaz. Beni evine o getirdi. Ben onsuz nasıl yaşarım ha? Ama şimdi bu nasıl olur ha? Senin neyin var ha? Benden bu kadar kolay kurtulamazsın Sarla. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Bana maaşımı ödemen gerekiyor, duydun mu? Bana daha 5 kuruş bile ödemedin. Önce paramı ödeyeceksin, ondan sonra istediğin yere gidebilirsin, anladın mı? Pragya, neden ondan para almadığımı biliyor musun? Çünkü onun yanından ayrılıp gitmek istemiyordum. O da ben hiçbir yere gitmeyeyim diye özellikle bana para ödemiyordu. O hiçbir yere gitmeyecek, hiçbir yere. Şu an durumu normal, hayati tehlikeyi atlattı. Hayati tehlikeyi atlattıysa neden ayağa kalkmıyor? Bu doğru değil. Doğru olsaydı bütün gün bana car car diye bağırır dururdu. Gece gündüz konuşup beni sinir ederdi. Şimdi ne oldu ha? Neden hiç konuşmuyor? Dinle Pragya, ona söylemelisin. O beni hiç dinlemiyor. Sen söylersen seni dinler kızım. Sen onun kızısın ha? Hadi söyle ona. Kalkmasını söyle. Onu böyle görmekten hoşlanmıyorum kızım. O iyileşecek. Roni. Odaya dışarıdan kimsenin girmesine izin verme. Efendim merak etmeyin, ben Sarla teyze zarar gelmesine izin vermem. Alo. Abi neredesin? Ben şu anda Sarla teyzenin polisin yanından bizi aradığı yerdeyim. Ama burada hiç kimse yok. Buna gerek kalmadı. Olan oldu artık. Ne demek istiyorsun sen? Siz iyi misiniz? Evet Nikhil, biz iyiyiz ama... Sarla anne iyi değil. Bir kaza geçirdi. Ne? Sarla teyze... Kaza mı? Aslında... Onu kaçıranların elinden kurtulmayı başardı. Tam ona ulaşmak üzereydik. Abi ama bu... Bu nasıl olabilir? Nasıl bir kaza geçirdin? Aslında Nikhil, Sarla anne bizim bulunduğumuz yolun karşı şeridindeydi. Onu görünce çok mutlu olduk. Hiç kimse etrafına bakmadı ve... Sarla anne... Bir kaza geçirdi. Hepsi bu. Hastaneye giderken herhangi bir şey söyledi mi acaba? Bu çok üzücü. Abi teyze Pragya'ya onu kaçıran kişinin ismini söyledi mi peki? Herhangi bir ipucu ya da şüpheli var mı? Herhangi bir şey söyledi mi? Hayır Nikhil, hiçbir şey söylemedi. Bilinci kapanmış yatıyor. Doktorlar bilincinin yerine gelmesinin birkaç saat veya birkaç gün sürebileceğini düşünüyor. Her şey yoluna girecek abi. Her şey iyi olacak. Endişelenme. Yarın bir şekilde ben de onu görmeye giderim. Tamam. Peki ya bilinci yerine gelirse? Ne düşünüyorsun? Anlamıyorum. Neden Sarla anne? Seni veya beni kaçırmış olsalardı bunu mantıklı bulabilirdim. Çünkü para için veya düşmanlık yüzünden olabilirdi. Ama Sarla anne... Hiçbir şey anlamıyorum. Aslında ben bile annemi kimin neden kaçırdığını hiç anlayamıyorum. Para için yapmış olsalardı eğer fidye için birileri beni arardı. Ama böyle bir şey de olmadı. Hem... Annemin herhangi bir düşmanı da yok ki. Nikah salonu yüzünden anlaşmazlık yaşadığı biri var mıydı? Ben bunu da düşündüm tabii ama araştırdığımda annemin nikah salonu üzerinden hiç kimseyle bir
tartışma yaşamadığını öğrendim. Ama nedeni para değilse, düşmanlık da değilse ne olabilir ki? Acaba Tanu'nun bununla bir ilgisi olabilir mi? Ama Tanu neden annemi kaçırmak istesin ki? Ayrıca Tanu'nun buluşmaya gittiği yer, annemin kaza geçirdiği yerden çok uzaktaydı. Hem annemi kaçırmış olsaydı eğer, mutlaka tavırlarından bir ipucu elde edebilirdim. O bayağı normal davranıyordu. Hiç endişeli görünmüyordu. Ama hayır, onun masum olduğuna hemen karar vermemem gerekiyor. Bu kadar acele etmemeliyim. Bir yandan anneme bakarken, bir yandan da gözümü ondan ayırmamam gerekiyor. Çünkü bu işin arkasında kim varsa anneme yeniden zarar vermeye çalışacaktır. Abi senden bir şey rica edeceğim. Komiserle konuşup evin güvenliğini biraz daha arttırman mümkün olabilir mi? Onunla çoktan konuştum. Onu korumak için bir polis ekibi buraya gelecek. Aileleri dışında hiç kimse o odaya giremeyecek. Sarla anne burada güvendi. Teşekkürler. Polisler hala gelmemişti. Demek ki abi henüz güvenliği sağlayamadı. Ama yakında bunu yapacaktır. Sarla teyzenin bilinci henüz yerine gelmedi. Ama yarın bilinci geri gelebilir. Bu işi bu gece halletmem gerek. Bu iş bu gece sona ermeli. Çünkü eğer bilinci yerine gelirse ve sırrımı herkese anlatırsa hayatım tamamen mahvolur ve hemen hapse atarlar beni. Nöbetçiler de var. Onlar buradayken içeri nasıl gireceğim peki? Hem de gecenin bu saatinde. Sanırım bu hasta bakıcıyı Sarla teyze için tutmuşlar. Ama ona değil, bana faydası olabilir. Hey dinle, hastaneden Sarla teyze için gönderildin değil mi? Evet, istedikleri ilaçları getirdim. Lütfen iki dakika benimle gelebilir misiniz? Karımın ağrısı var, hiçbir şey anlamıyorum. Nerede o? Bu tarafta. Gidelim. Burası. Burada kimse yok ki. Neler söylüyorsun sen? Madem öyle, etrafa bakalım. Birilerini bulacağımızdan eminim. Buradaydı. Şuraya bak. Hey, dur orada. Sen kimsin? İçeri girmek yasak. Bırakın, içeri girsin. Bay Abimera ilaçlar istemişti. Onları getirmiş olabilir. Bırakın içeri girsin, yoksa beyefendi kızabilir. Bırakın. Sanırım herkes uyumaya gitmiş. Bu güzel. Bu işi sessizce halledip buradan gideceğim. Ve hiç kimse hiçbir şey anlamayacak. Kim o? Görmüyor musun? Kör müsün? Uyur gezer misin? Neden sustun? Bir şey söylesene. Affedersiniz hanımefendi, affedersiniz. Affedersiniz de ne demek? Çok susadım ama sürahide hiç su kalmamış ve mutfağa gitmem gerekiyor. Yoksa gününü gösterirdim sana. Bu ne cüret böyle? Neden yüzünde maske var? Burası hastane değil. Ama doktor burada sadece bir hemşire olacağını söyledi. O zaman sen kimsin? Neden bu kadar uzun sürdü? İstediğim ilaçları getirdin mi?
Onu sen mi çağırdın? Evet, hastanın bazı ilaçlara ihtiyacı vardı. Onları ben sipariş ettim. Tamam ama bana bilgi vermen gerekiyordu. Bütün ziyaretçilerden mutlaka haberdar olmam gerekiyor. Şu işi hemen hallet. Tamam. İlaçları içeri götür, su ısıtmam gerek. Birazdan dönerim. Neden böyle endişelisin? Bu işteki ilk günüm mü? Oraya düşen ilaçları al hadi. Şey, baksana. Hey, Ronnie, buraya gel. Şişenin kapağını açmama yardım et, beceremedim. Çok susadım, hadi gel. Hadi. Hepsi buraya kadarmış teyze. Başımı senin kadar derde sokan başkası olmamıştı. Bu senin hatandı. Benim planlarıma müdahale etmemeliydin. Bu işe burnunu sokmasaydın hayatta kalacaktın. Ama şimdi bana tehdit oluşturduğun için senden kurtulmak zorundayım. Çünkü bunun dışında başka hiçbir şansım yok. Eğer sana acırsam hayatım mahvolacak. Hayatımın mahvolmasına izin veremem. Yani şimdilik hoşça kal diyeceğim sana. Kaderinde bu kadar yaşamak varmış. Ne yapalım? Seninle süren bitti. Üzgünüm. Teyzeciğim, acılarına biraz daha dayan. Sonra bütün acılarından kurtulacaksın. Bu yaşta bu kadar acıya daha ne kadar katlanacaksın ki? Dünya kötü insanlarla dolu. Senin gibi iyi insanlar için artık iyi bir yer değil. Senin yerin artık öbür dünyada. Orada huzurlu olacaksın. Şimdi ne yapacağım? Yakalanmamalıyım. Bu kadın hiçbir şey söylemeden sırrım açığa çıkacak. Çok şanslıymışsın. Biraz daha zamanın var. Ama ölümün iptal olmadı. Sadece biraz ertelendi. Bugün bitmeden kesinlikle öleceksin. Şu kişi gider gitmez seni geberteceğim. Teyze, lütfen endişelenme. Yakında iyileşeceksin. Ama evet, iyileşene kadar yalnız başına olacaksın. Ama sıkılmayacaksın. Ben de senin yanındayım. Sana eşlik edeceğim. Seninle birlikte olacağım. Seninle konuşacağım ve seni güldüreceğim. Bakalım sana ne anlatayım şimdi? Ne anlatayım? Evet teyze, ben konuşacağım, sen de dinleyip keyfini çıkaracaksın. Bir keresinde otobüste Delhi'ye yolculuk ediyordum. Yanlışlıkla engeller için ayrılan koltuğa oturmuşum. Birdenbire çok güzel bir kızın bana doğru yaklaştığını gör. Bana dedi ki, hiç terbiyeniz yok mu sizin? Bir kız ayakta beklerken burada nasıl oturabiliyorsunuz? Tabii ben çok utandım. Kadınlar için ayrılan koltuğa mı oturdum diye kontrol ettim. Kontrol edince de engeller için ayrılmış olan koltukta oturduğumu fark ettim. Teyze, ona tavır aldım ve dedim ki, gözüme pek engelli gibi görünmedim. O da dedi ki, sen de engelli gibi görünmüyorsun. Sonra ona dedim ki, ama ben zihinsel
engelliyim, zihinsel. ve o zaman da utanmaya başladı. Çok komik değil mi? Sevdin mi bunu? Buraya resmen çöktü. Ondan gitmesini de isteyemem. Bütün planımı berbat edecek. Peki şimdi ne yapacağım? Sen beni hiç utanmadan kandırdın. Hayır Tanu, böyle kolay vazgeçemezsin. Bütün hayatımı riske attım. Kariyerimi ve ailemi kaybettim. Eğer şimdi vazgeçersem hayatımın geri kalanında para için çalışmak zorunda kalacağım. Kariyerimi kurtaramadım ama hiç değilse bu fırsatı kaçırmamalıyım. Sanırım yalnızca Pragya'nın annesi biliyor. Bunu başka hiç kimse öğrenmemeli. Yoksa abiyle evlenmeyi başaramam ve hayatımın geri kalanını hapiste geçirmek zorunda kalırım. Bu konuda başka hiç kimseye güvenemem. Bunu kendim halletmeliyim. Evet, eve geri dönmem gerekiyor. Teyzenin bilinci geri gelmeden önce bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama abiye söylediklerim ne olacak? Tanrım, bunu kesinlikle yapmamalıydım. Mutlaka geri dönmen gerekiyor Tanrım. Ama nasıl? Burada ne kadar çok aptal insan varmış. Kadın baygın yatıyor ama adam hiç durmadan konuşuyor. Sanırım teyzeyi öldürmeden önce şu adamı da susturmalıyım. Ondan sonra harekete geçebilirim. Neler oluyor? Hiç canı sıkılmasın diye teyzeye eşlik ediyordum. Ona Delhi'deyken yaşadığım şeyleri anlatıyordum. Sana odanın dışında nöbet tutmanı söylemiştim. Evet efendim ama polis oradaydı. Benim durmama ne gerek var ki? Bu kim? O hasta bakıcı, onu hemşire çağırmış. Gidebilir miyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.